Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas ili İmralı ilçesi Denek Köyü Cemevi önünde muhtarımız Ahmet Elmas ile röportaj yapacağız. Köy halkı kendi imkanlarıyla yaptırdı. Doğru efendim. Doğrudur tabii. Doğru. Çevre düzenlemesi yarım kalmış. Çok güzel bir cemevi yapılmış. Türkiye'ye örnek bir cemevlerinden bir tanesi de burası sayın izleyiciler. İşte daha önce Türkiye'ye örnek olan cemevleri Karavanmaraş'ın Göksun ilçesinde Keklik olup ve Malatya'nın Darneğin ilçesinde Hasan Özgür cemevleri Türkiye'ye örnek bir cemevleri. Burası da örnek bir cemevi. Doğru. Burası da örnek bir cemevi. Evet. Yan başında da mezarlık var sayın izleyiciler. Uğur Bey orayı da göster. Mezarlığımız var evet. Mezarlığımıza yakın. Kardeşlik ve barış üzerine şu şiirim burada da okumak istiyorum. Evet. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Uğur Bey mezarlığı gösterelim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim sayın izleyiciler. Yani yeri gelmişken buradan tüm yöneticilere sesleniyorum, dünyaya sesleniyorum. Dünyada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tadacak. Evet. Alevi vatandaşlarımızın da Türkiye'de tek isteği cemevlerinin ibadethane statüsü verilmesi. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. İbadethane statüsü verilirse Türkiye'deki kardeşlik ve barış, huzur ortamı daha da artacak kanaatindeyiz. Ben bir şey konuşabilir miyim? Buyur efendim. Hanımefendi isim ne? Zeynep Kılıç. Zeynep Kılıç. Buyurun efendim. Ben diyorum ki hani Alevi Sünnilerin şeyleri var. Camileri var. Camilere her türlü yardım yapıyorlar. Niye Alevilerin cemevlerine yardım etmiyorlar? Evet. Niye? Biz de cemevlerine yardım yapılmasını istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. İbadethane statüsü tanımasını istiyoruz. Dedelerine maaş bağlanmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Evet. İnsanlar nasıl Türkiye'de diğer etnik kökenlere sahip insanlar, Ermeniler, Yahudiler, Hristiyanlar ayrımcılık da yapmıyor işte. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Diye ibadetlerini yapıyorlarsa istedikleri evet, yerde evet, evet. Cemevleri de ibadethane olmalı diyoruz. Gerçekte bizim cemevlerine de devlet tarafından katkı sağlanmasını istiyoruz. Genelde arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla yapmış sayın izleyiciler. Devlet katkısı var mı efendim? Yok. Hayır. Tamamen köylü işbirliğiyle. Yani kendi aramıza Avrupa'daki bizim dere köylüler olarak onlara teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Evet. Büyük katkı sundular. Biz de burada kendi kanınca kararınca elimizde geldi. Elinde durumu iyi olan fazla verdi. Olmayan da daha az. İmkan ölçüsüne verdi. Bir imece şeklinde birleşerek bu güzel eseri buraya çıkardık. Başardık. Sadece valiliğimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçimiz de dernek başkanımız Kahraman Elmas'ın. Evet, Kahraman Elmas Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizin yardımcısına teşekkür ediyorum. Parke taşını parke taşını bize sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Eksiğimiz var inanıyorum onu da verecekler diye düşünüyorum. Bir tır buraya parke taşı evet, gönderilirse buranın eksiği evet, tamamlanır. Sayın Valimizden bunu da rica ediyoruz bir köy halkı adına. İşte Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onun için biz kardeşlik ve barış üzerine evet. Doğru mu efendim? Tabii, İnsanlar tabii. Huzur içinde yaşamasını istiyoruz. İnsanlar ibadetlerini istediği gibi yapmasını istiyoruz. Bu imkanı evet, bize sağlayan muhtar arkadaşımız Ahmet Elmas'a da teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için inşallah cemevlerini ibadethane ben olduğunu göreceğiz Türkiye'de diyorum. İnşallah. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Için.